Dostlar herkes selamlar. Yeniden yeni bir piyasa değerlendirme videosu karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi piyasaları konuşmaya değerlendirmeye devam ediyoruz. Uzun zamandır beklediğimiz ve piyasaları derinden ilgilendiren ABD başkanlık seçimleri gerçekleştirildi dostlar. Gayri resmi sonuçlara göre henüz resmi açıklama yok. Trump seçimleri kazandı dostlar. 47. ABD başkanı Trump oldu. Birkaç gün içerisinde resmi açıklama gelecek. 2025 Ocak ayında ise göreve başlayacak dostlar. Tabii bizi ilgilendiren kısmı piyasalar ne tür tepki verdi piyasalara etkisi ne olacak özellikle bitcoin ve altcoinler ne olacak dün Trump'ın hemen hemen böyle kazandığına dair ilk sinyaller gelmeye başladığı an bitcoin rekor kırdı dostlar bunlardan bahsedeceğim bundan sonraki hareketlerden bahsedeceğim. Bunlardan önce bildiğiniz gibi her videoda iki tane aboneme kendi teknik analiz eğitim kursumu hediye ediyorum. Bu hediye etkinliğine katılmak için video bir tane beğeni bir tane yorum atmanız yeterlidir. Gelecek videoda tam da işte buradan yorumların en üst kısmından kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz dostlar. Trump kazandı. Bunun hiç şüphesiz ki kriptoya il, önümüzdeki dönemlerde olumlu yansıması olacak dostlar. Bunu zaten ilk örneğin dün gördük. Hemen Bitcoin rekor kırdı. Uzun zamandır kıramadığı direncini dün e, yukarı yönlü kırdı. Sabah saatlerinde 75.400 dolarlar test edildi. Şu an ise 74.000 dolar üzerinde fiyatlıyoruz. Birkaç saat sonra... E, ABD borsaları açılacak muhtemelen onunla beraber yukarı yönlü ataklar devam edecek dostlar. Şunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Bitcoin ve altcoin boğası başlamıştır dostlar. Önümüzde minimum 6-8 aylık maksimum 1 yılda aşabilir. 1 yıl aşkın bir süre içerisinde. Bitcoin ve altcoinler tarafında güzel hareketler göreceğiz. Olumlu piyasa göreceğiz. Tabi ara sıra düzeltmeler de olacak. Geri çekilmeler de olacak. Manipülasyona çok açık bir piyasa. Hepsini göreceğiz ama güzel şeyler olacak dostlar. Bitcoin ve altcoinlerde güzel değerlenmeler göreceğiz. Sizlere uzun zamandır anlattığım senaryolar şimdilik devreye girmeye başladı. Şimdi bitcoin tarafını incelemeden önce bundan sonraki süreçte Trump'ın Bitcoin ve altcoin'leri piyasaya etkisini konuşmak istiyorum. Bunu da yine grafikler üzerinden göstereceğim dostlar bunu geçmişte Twitter üzerinden de paylaştığım bir grafik vardı. İnanılmaz bir grafik. Sizlere çok net ve açık bir şekilde burada neler olacağını özellikle Bitcoin tarafında göstereceğim. Bakın dostlar 6 Kasım 2012. ABD başkanlık seçimleri gerçekleştiriliyor. Yine bir Kasım ayı 2012 yılı Bitcoin fiyatı sadece 10 dolar. Bir yıl sonra yani 2013 Kasım ayında Bitcoin fiyatı 1166 dolara ulaşıyor. Bakın 10 dolardan 1166 dolar. Şuradaki yükselişi görüyorsunuz değil mi? Biraz daha yakın yakınlaştıralım. İnanılmaz devasa bir yükseliş geliyor. Ee, yani ABD başkanlık seçimlerinden sonra piyasalar bu şekilde hareket etmiş. 2012 yılında, 2016 yılında Trump'ın ilk seçildiği yıl, ABD başkanlık seçimleri gerçekleştiriliyor. Bitcoin fiyatı 694 dolar bir yıl sonra yani 2017 Kasım ayında 19.800 dolara ulaşıyor. Ee, ve inanılmaz bir yükseliş sergiliyor. Yine altcoin'ler yüzlerce x yapıyor. Bitcoin fiyatı inanılmaz derecede artıyor. Ve son yaşadığımız boğa 2020 yılında 3 Kasım 2020 yılında Biden seçiliyor. Trump'ı yeniyor. Bitcoin fiyatı 13.920 dolar bir yıl sonra yani 2021 Kasım ayında 69 bin dolara ulaşıyor dostlar. Gördüğünüz gibi başkanlık seçimlerinde geçmişteki her dönem Bitcoin'in e pozitif olarak yansımış. Yine bir başkanlık seçim gerçekleştirildi ve Bitcoin rekor kırdı. Önümüzdeki dönemlerde bu değerlenmenin devam etmesini bekliyoruz. Bakın buralarda sürekli yukarı bir grafik yok. Aşağı yukarı aşağı yukarı ama genel trend yukarı devam ediyor her seçimden sonra. Bir de böyle tarihi savrulma anları var. Asıl yükselişlerin yaşandığı dönem. O dönemlere biraz daha var. Ama bundan sonraki süreçte artık boğa başlamıştır dostlar. Peki niye bitcoin ve altcoin'ler her ABD başkanlık seçimleri sonrası yükselişe geçiyor? Dünyanın rezerv para birimi dolar dostlar. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD. En büyük endekslerine sahip ülke ABD. Ve her seçimden sonra yeni gelen başkan piyasaları birazcık rahatlatmak için, birazcık daha piyasaları şirin gözükmek için genellikle teşvik paketleri açıklar ve piyasalara para saçar. Genellikle de her böyle seçimlerde bir bakarsınız faizler patır kütür inmeye başlar. Bu hiç şaşmaz. Yine bakın. Ee, önümüzdeki günlerde Fed toplantısı var. Yine ABD tarafında faizler de inme, inmeye devam edecek. Bunun da olumlu etkilerini görmeye devam edeceğiz. Ee, ve bu teşvik paketleriyle beraber piyasaya saçılan o para birazı Bitcoin'e gider, birazı altına gider, birazı endekslere gider ve piyasa yükselişe başlar dostlar. Yine böyle bir sürecin başındayız. Sizlere ne anlattıysam bu süreç biraz gecikmeli olarak devam edecek dostlar. Şimdi bakın bundan. 3 hafta önce Çin'den bir haber geldi. Çin'de çok büyük bir ekonomi. Ekonomiyi canlandırmak için teşvik paketi açıkladılar dostlar. Değeri ne kadar biliyor musunuz? Açıkladıkları teşvik paketin yaklaşık 2.3 trilyon yuan. Bu da dolar karşılığı 330 milyar dolarlık. Yani önümüzdeki bir yıl içerisinde Çin piyasaya 330 milyar dolar para saçacak. Bakın Çin ilk açıklayan teşvik paketini ilk açıklayan ülke oldu. Şimdi ABD tarafında da Trump gelsin hemen böyle teşvik paketleri vesaire açıklanmaya başlayacak. İşte bunlar bitcoin ve altcoin'lere uçuracak haberler olacak. Altına uçuracak haberler olacak. ABD borsaları, S&P 500, Nasdaq bunlar uçuracak haberler olacak. Bunun size en güzel örneğini şuradan göstereyim. Bu haber eski bir haber. Tarihine bakın 15 Ocak 2021. Bitcoin ve altcoin'lerin bu e, boğada en çok yükseliş sergilediği zamanlar. ABD bakın ne açıklamış. ABD teşvik paketi Biden'ın imzaladığı 1.9 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi. Yine böyle bir şey olacak. Yine Trump e, geldiğinde teşvik paketi açıklayacak. Şirin gözükmek için piyasalara para saçılacak. Ee, tıpkı 2021'de olduğu gibi bakın en çok en sert yükselişlerin yaşandığı dönem yine bu tarz haberler göreceğiz önümüzde çok güzel bir süreç var dostlar size böyle önümüzdeki süreci kısa bir şekilde özetlemek istedim gelecek videolarda daha detaylı her şeyi inceleyeceğiz Coin'leri inceleyeceğiz bugün bitcoin ne olur yarın altcoinler ne olur böyle gün gün devam edeceğiz ee, altını doları inceleyeceğiz ee, ve güzel şeyler olacak dostlar. Bakın Bitcoin tarafında şöyle teknik görünüme baktığımız zaman günlük grafikte bundan birkaç hafta önce özellikle Çin'den gelen teşvik paket haberleriyle başkanlık seçimlerinin yaklaşmasıyla burada bir kırılım gördük. 73.600 dolar sonra tekrar bir geri çekilme yaşandı. Ama şuradaki 5-6 aylık direnci kırdık dostlar. Buraya onaya geldi. Trump'ın seçilmesiyle beraber de rekorlara koştuk. Size buradan çok net bakın göstergeleri açacağım şimdi haftalık grafikte daha net gözükecek göstergeler bakın burada hemen şöyle e, stokastik ars bakın dostlar ala döndü birkaç hafta önce ala döndü burada yaklaşık 5-6 aydır ilk defa al sinyali yakıyor ve bitcoin rekor kırıyor RSI tarafına bakın e, 70'e doğru gidiyor gösterge ve burada 70'in aşılması demek piyasalar için daha da pozitif. Yani savrulmaların yukarı yönlü savrulmaların artacağı döneme giriyoruz. Yani göstergelerde pozitife dönmüş durumda. Bakın buradaki haftalık grafikte kırılım daha net gözüküyor. Çok hacimli bir şekilde geldi bu mum. Beklediğimiz mumdu. Burada bu şekilde bir direnç var. Üstüne attık. Onaya geliyor. Ondan sonra yükseliş devam ediyor. Tabii şöyle 85 bin 90 bin dolarlara doğru hareket daha da hızlanmalı o zaman daha da böyle e, hem altcoinlere güven gelecek hem ethereum'a güven gelecek hem de biz artık diyeceğiz ki tamam bu anın içerisindeyiz artık dostlar geri çekilmeleri olsa da yükseliş devam edecek diyeceğiz. Tabi buralarda gezinmesi bile bitcoin'in bu anın başladığını zaten bizlere gösteriyor. Peki hiç mi olumsuz senaryo yok yani bitcoin düşemez mi? Tabii ki var yani bugün Trump'a bir şey olsa Trump bir anda bir suikaste kurban gitse veya da işte ABD tarafında bir savaşa girilse dünyada bir savaş çıksa birkaç ülkenin değil birçok ülkenin karıştı. O zaman Bitcoin tarafında ters hareketler görürüz ama bunun dışında Bitcoinde bana göre artık boğa başlamıştır. Üçüncü Dünya Savaşı çıkmadıkça Trump'a bir şey olmadıkça yukarı yönlü devam edecektir. Ee, destek neresi? 69 bin. 69 bin dolara manipülasyon yapıp iğne bile attırabilirler. Öyle bir süreçteyiz. Hani beklemiyorum ama olsa bile şaşırmam. Bunun böyle bir şey olsa bile boğa gelmeyecek vesaire anlamı taşımıyor. Sakın silkelenmeyin. Tekrardan yükseliş devam eder ki böyle bir şey de beklemiyorum. Birazcık daha yukarı zorlamalar devam etmeli. Bundan sonra yukarı yönlü hareketler devam edecek. Peki Bitcoin'in bundan sonraki hedefler neler? Tabi ara ara dirençlerde düzeltmeler olacak vesaire ama genel hatlarıyla şöyle hedefleri tekrardan göstereyim. İlk etapta 86-90 bin dolara bir yükseliş bekliyorum. Önümüzdeki dönemlerde 124 bin dolar var, 180 bin dolar var. İyi bir boğada 240 bin dolarlar var. Bunlar tabi önümüzdeki dönemler için geçerli olan hedefler dostlar. Hedefler biz buralarda birçok dirence geldiğimizde düzeltmeler göreceğiz vesaire. Uzun bir süreç var. Bunların hepsini konuşacağız. Peki altcoin'lere sıra ne zaman gelecek? Evet bitcoin rekor kırdı. Altcoin'lerde hareketlenmeler var. Ama net hareketler yok. Altcoin'ler ne zaman yükselecek? Biraz da bundan konuşalım. Şimdi dostlar bakın dominans tarafı e, burada rekora koşuyor. Şöyle göstereyim ben size. Rekora koşu 62, 60'lara geldi. Ben dominans tarafında her ne kadar dirençler kırılmış olsa da belli bir noktadan sonra tekrardan düşüş bekliyorum. Bunu göz bunu destekleyecek birçok veri var, gösterge var. Bunları da anlatacağım. Dominans tarafı bakın e, uzun zamandır kıramadı. Yükseliş trendini kırdı. Sonra rally yaptı. Hatta şurada bir kama vardı. Kamayı da yukarı kırdı. Normalde bunu aşağı kırılması lazım. Ama bu fake bir kırılım dostlar. Yani burada evet birazcık daha bitcoin yukarı gidecek. Altlar belki birazcık hareket etmeyecek. Burada bir Bitcoin dominansı, Bitcoin ağırlığı birazcık da piyasada hissedilecek ama ondan sonra sert bir gevşeme gelecek. 50'lere doğru 50'lerde birazcık oyalanır. Daha sonra daha da büyük düşler ve altcoin'leri katladı bir dönem göreceğiz. Bu peki nereden dönüş gelecek? Ee, zirveye yakın yerlerde olduğumuzu düşünüyorum. Peki niye? Bakın şimdi size bunu çok net bir şekilde göstereceğim. Birazcık teknik analizden anlayan anlayacaktır. Anlamayanlar ise hiç bilgisi olmayanlar için, e, için ise birazcık kulak verin. Ee, ve anlayacağınızı düşünüyorum dostlar. Bakın şimdi 2016-2017 yılı dominansın düşüş tarafı. Şimdi 2021 boğası nasıl başladı? O altcoinler 100x'i nasıl yaptı? Sizlere o zaman da paylaştığım coinler o 100x'i nasıl yaptı? Şimdi 2016'dan 2017 yılına doğru bir fibo düzeltmesi alıyoruz. Bakın bu düşüşün bir fibosunu alıyoruz ve 2020 boğasının nereden başladığını ben size göstereyim. Şuradan başladı dostlar. Bitcoin rekor kırdı. Yükseldi yükseldi. Dominas. Buradan bir salmaya başladı. Altcoin'ler katlamaya başladı. Devasa X'ler yaptılar. Peki Dominas'ın döndüğü noktaya bakın. 0.61 Fibo düzeltme seviyesi. Yani belki burada 0.70'i de gidebilirdi ama 0.61'den dönmüş. Peki şimdi nereden dönecek? 2021'de buradan dönmüş boğa başlamış. Şimdi ise bu boğada nereden döneceğimizi bulmak için 2021, 2020 tepesiyle dostlar ee, buradaki en dibi alacağız tıpkı geçmişte nasıl bulduysak şimdi o şekilde bulacağız ve burada 0.61 fibo düzeltme seviyesine denk gelen nokta 60.36 60.40'lar buraya bir tık açtık. Buradan dönüş olabilir. Fake bir yükseliş yapıyor olabilir. Veya da 0.70'e gidecek. O da 63 65'leri denk geliyor. Buralar benim için tepedir. Yukarı iğne atar iğne atmaz bilemem. 63-65 aralı en fazla dominansla bana göre gidebileceği yerlerdir. Sonra ilk etapta 60'a doğru düşüş. Arkasından 54-55'lere doğru düşüş bekliyorum. Ve alt sert girişler başlayacak. Ee, bir yıllık süreçte ise dominans tarafında bitcoin dominansını 0.38'ler. Yani şu 52 daha sonra 47 diye düşüşler bekliyorum. Hatta şu bölgeleri 30'lara doğru da düş beklentim var ve altcoin'lerin asıl rally yapacağı dönemler bunlar olacak. Yani şu an altların bekleme sebebi dominansın artması. O da zirvelere yaklaşıyoruz. Sabırla bekleyeceksiniz burada. Ha bu dönemde altcoin'ler hiç mi artmaz? Artabilir. Yani elinizdeki altcoin Bitcoin giderken bir bakarsınız 5-10 kat bir anda çıkabilir. O yüzden sabırla beklemek en önemli gösterge. Ee, burada bakın Adres de bunu destekliyor. Az önce size gösterdiğim şeyi. Burada fake bir kırılım yaptı. Ee, şuradaki kanalın dibine attı. Ben tekrar yukarı atacağını düşünüyorum. Ve burada sen gelme mumu oluştu dostlar. Tıpkı burada bakın boğanın en tepesinde 2020'de insanları içeri alırken. Nasıl böyle fake bir kırılım yaptı insanlar burada mala girdi sonra düşüş geldi. Burada da aşağı fake bir kırılım geldi elinizdekileri satın demek istiyor. Ee, Tabi buradaki düşüş fake tekrar kanal işini atacak ve altcoinlerde canlanma başlayacak. Ethereum'da öncülük yapacak dostlar. O yüzden sabırla bekleyin bu bir ayı tuzağıdır. Ee, boğa tuzağıdır buna dikkat edelim dostlar. Şimdi burada görüyorsunuz. Ee, altcoin'lere de bu şekilde girişler başlayacak. Ha altcoin'ler hiç mi hareket etmiyor? Ediyor tabii ki. Sizlere bahsettim mesela bugün Uniswap tüm borsalarda en çok yükselenlerde dostlar. Sizlere biliyorsunuz birçok coin'den bahsettim. Ee, bakın şöyle göstermek istiyorum. Burada e, bazı coin'lerimiz ara düzeltmede çok geri geldi. Bazıları maliyet altını bile inmedi. Ama mesela ilk başta saydım Uni sizlere bahsettiğim sürekli videolarda bugün tüm borsalarda en çok yükselenlerde dostlar gelen mumu görüyorsunuz neredeyse 130'luk bir mum gelmiş. Daha bunlar başlangıç, devamı gelecek. Bizim koyunlar piyasayı sömürmeye devam edecek dostlar. Mesela Arkam gene bugün %20-25 yukarıda ee, geçtiğimiz Mart ayında sizlere 0.60'lardan paylaşmıştım. 4 dolara gitti. Neredeyse 7-8x yapmıştı. Sonra bu kazancı tekrar geri aldı. Bayağı bir geri gelmişti. Sepetimizde tutuyorduk ve bugün %25-%30 yukarı. Neredeyse 3-4 kat aldığımız yerden yukarıda. Ee, yükseliş devam edecek. Bakın coinlerimiz alevleniyor. Hepsi alevlenecek. Hepsi yürüyecek. Sabırla beklemeye devam ediyoruz. Elimizdekiler Uniswap, Arkham, Cyber, Edu, RDNT, ID, VLD, Pix, Seljuk belki bir iki tane daha coin ekleyebilirim ee, bunların da zaten eklersem duyurusunu yaparım boğa sepetine burada çok geri gelenlerden hepsi biraz hareket yaptı hareketleniyor düş, yükseliyor düşüyor ee, güzel hareketler sergileyenler var çok geri gelenlerden RDNT var mesela bu coin Bayağı bir geri geldi hiç de tepki vermeyen coinlerden bir tanesi hatta hacklenme haberi düştü bana da en çok sorulan coinlerden Yani bir coin yükseldiği zaman çok sorulmuyor Çok böyle yorumda gelmiyor Çünkü herkes karda olduğu için bir şeyler söylemek istemiyor Ama bir coin çok hareket etmediği zaman veya da geri geldiği zaman özellikle o coin ilgili sorular geliyor Şimdi RDNT de bunlardan bir tanesi oldu sepette tek hareket etmeyen coin Ben bu coini çıkarmadım sepetten. Çünkü önümüzdeki dönemlerde hareketlenme bekliyorum. Hack haberi düştü vesaire. Bunu ekibin bilerek yaptığı düşüncesindeyim ben. Çünkü bunda da bu ayı başlatacaklar silkeleme yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü çok fazla maliyetlenen oluyor yukarı giderken satış baskısı olmasın diye genellikle proje sahipleri bazen böyle şeyler yapabiliyor. Böyle bir olayın içine girdiklerini düşünüyorum. RDNT'de devam dostlar. Yine aynı şekilde ID mükemmel performans sergileyen geçtiğimiz dönemde bir coindi 30 centten yazdığımızda 2 dolara gitti dostlar. 6-7x yaptı. Yine aynı şekilde burada harekete başladığı zaman çok güzel gidecek bir coin. VLD coin aldıktan sonra böyle bir %60-%70 yaptı. Hiç maliyetin altına inmedi. Bu da piyasayı sömürecek coinlerden bir tanesi. Jupiter yine DEX borsalarında Uni ile yarışacak bir coin dostlar. Ee, Jupiter herkesin sepetinde olmalı. Herkesin coin sepetinde olmasını düşündüğüm coinlerden bir tanesi. Çünkü DEX tarafına inanılmaz para kayıyor. Ee, bu da yine bizim yüzümüzü güldürecek coinlerden bir tanesi. Pixel ee, aldıktan sonra 2x yaptı ve düşüşle beraber o mart ayındaki düşüşle beraber çok fazla geri gelen coinlerimizden bir tanesi oldu. Ama güzel coin olduğunu biliyorduk. Bunu da size zaten anlatıyordum. Ve en diplerden eklemeler yaptık ve bekleyişe geçtik dostlar. Piyasada önümüzdeki dönemlerde game alanına hype geldiğim ilk gidecek coinlerden bu aralar böyle ufak ufak hareketlenmeler başladı. Bu da piyasayı yeni sömürecek coinlerden. Edo eski Binance CEO'sunu destekledi. Hatta bizzat onu coin'e bu da yine güzel hareketler yapacak. Yani sepetimizin tamamı çok güzel. Bakın Uni, Arkam, e, ID, VLD, Jupiter e, bunların hepsi maliyet üstüne olanlar. Diğerlerinde ortalamalar düşürdüğümüz coin'ler var. Hepsi birer böyle bu ada piyasayı sömürme potansiyeline sahip coin'ler dostlar. Bakın ilk günden zaten verdikleri tepkileri görüyorsun. Çok güzel tepkiler geliyor coinler açısından. Şimdilik coinler ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sabırlıyız. Ee, Kanalım bildirimlerini mutlaka açın. Twitter'dan mutlaka beni takip edin. Orada da paylaşımlarım oluyor, anlık bilgilendirmeler. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Görüşmek üzere.